soracaklarım var üstadım. Işte Tamamdır. Arada. Euro dolar TL karşısına rekora doymadı. Bugün de Şebnem Turhan'ın haberiydi. Hemen Mehmet Ali Yıldırım Türk'le de konuşalım. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte. Mehmet Ali Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Berfan Hanım, günaydın Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, diyoruz. çok teşekkürler. E, i̇sterseniz isterseniz dolar ve euro'daki bu e, TL karşısında rekora doymadı kısmıyla başlayalım sohbetimize. Burada e, bu haftanın en önemli verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelecek faiz kararı ve beklentiler faiz yükselişinin çok da yüksek olmayacağı e, tarafında yoğunlaşmış durumda. Bunun burada bir itici gücü oldu mu? Bu rekora doymama durumunu dün neden yaşadık? İsterseniz dolarla başlayalım. İki gerekçesi var Berfin Hanım, Hakan Bey. E, birincisi e, daha önce e, ilk faiz artırımı sırasında faiz artınca döviz fiyatları düşecek deyip onun öncesinde döviz satanların biraz bundan mağdur olduğu bir dönem geçirilmişti. Şimdi e, yine bir faiz artırım sürecine girildi e, ama bu sefer e, faiz artarsa döviz düşer diye bir beklenti yok. E, biraz bunun yansıması var ama esas yansıma bence e, pazar günü geçtiğimiz e, pazar günü yapılan e, ÖTV zamlı e, akaryakıta ve e, bunun enflasyonu yansıması olacağı düşüncesiyle e, vatandaş bir taraftan işte döviz eksiğini veya açığını e, özellikle reel sektör e, diğer taraftan da vatandaş e, yine e, elindeki varsa bir birikimi bunu e, altın almakla e, değerlendirmek istedi ve bunun bir hareketi oldu altında bir miktar hareketlik var e, alım yönünde e, bunun da tabii döviz fiyatlarında da etkisi var. Ee, biraz da e, özellikle e, işte bu körfez e, e, ziyaretinden nakit bir e, döviz girdisi olmayacağı beklentisi var. E, daha ziyade işte e, ortaklıklar biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi. E, ama bu arada da tabii e, Türkiye'nin kısa süreli e, özellikle e, ödemeleri için de döviz ihtiyacı olduğu biliniyor. O bakımdan döviz fiyatları artıyor. E, ee, yine e, arası piyasanın üzerinde serbest piyasada işlem görmeye başladı ve yükselişler de çok hızlı oluyor. Ee, bunu kurban bayramı öncesinde de görmüştük. Kurban bayramına girerken bir anda fiyatın 26 liranın üzerine çıktığını görmüştük. Sonra e, bayramdan sonra e, bu fiyatta çok fazla bir geri çekilme de olmadı. Şimdi yine... E, yaklaşık işte bir ay sonrasında tekrar bir hızlı bir yükselişle dün 1 lira kadar e, dolarda bir yükseliş oldu ki dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında zayıf seyrini e, sürdürüyor. Ee, buna rağmen dolar içeride e, yükseliyor ama euro tabii ona göre daha fazla yükseliyor. 30 liraya geçen bir euro fiyatı görüyoruz. Ee, böyle olunca da tabii piyasa bundan biraz tedirginlik duymuş durumda. Aynı zamanda altın fiyatı da tabii dışarıda e, yükselişini e, sürdürüyor. E, dolayısıyla bu gerekçelerle e, döviz fiyatında yukarı yönlü bir seyir var. Ee, ama geçtiğimiz günlerde zaman zaman Merkez Bankasının e, bankalara satış yönünde müdahale ettiği söylemleri de e, söz konusuydu. Dün böyle bir hareket e, görülmediği için fiyatta yükseliş oldu diye düşünüyorum. Ben de ona dikkat çekmek istiyorum Üstadım. Şimdi bu e, yani Merkez Bankası bir süredir piyasada döviz alıcısı e, konumunda e, kamu bankaları ya da kamu kuruluşları da diyebiliriz buna biraz. Satıcılı bir şekilde onlar da satış yönünde hareket ederken dün satış yapmadıkları bilgisi geldi. Bunun da herhalde bir yükselişte bir şey oldu, etkisi oldu. Bir parça da tabii merkez bankası döviz alırken piyasada TL bırakıyor. O Türk lirası bırakması da piyasada hani bir dövize yönelim gösterdi diye değerlendirme yapan uzmanlar da var. Bu böyle bir durum söz konusuysa siz bunun yansımasını altın tarafında da görüyor musunuz? Oraya da yani piyasada bırakılan Türk lirası bu altının da son hem içeride hem dışarıdaki hareketinden sonra altın piyasasına da ilave bir yönelim var mı? Yönelim hep var ama böyle dikkatinizi çeken bir yönelim var mı? Evet, özellikle pazartesiden itibaren bu e akaryakıta yapılan ÖTV e, zamı ile birlikte hemen e, vatandaş elindeki o likitliği altın alma yönünde e, çarşıya veya da işte kuyumcuya e, e, hareket etti ve e, altın alımlarının geçen haftaya göre biraz daha hareketlendiğini görüyoruz. Bu alımların e, çok yoğun e, miktarlar olarak yoğun olmadığını, vatandaşın eline geçen o e, kısıtlı e, birikimleri hemen dövize döviz yerine altına yöneldiklerini de görüyoruz. Tabi bu arada altında da yükseliş beklentileri de sık sık işte yorumcular tarafından da ifade ediliyor. Diğer taraftan özellikle Amerikan dolarının düşük olmasıyla altından destek aldığı gibi Ukrayna Rusya arasındaki bu çatışmanın da zaman zaman altını desteklediğini görüyoruz. Dün gelen Amerika'dan özellikle ekonomik verilerin verilerinde önümüzdeki hafta FED toplantısında bir faiz art yatırımı olmayabilir düşüncesi de piyasalarda konuşuluyor. Ee, Belki bu sefer de pas geçecek gibi görünüyor. E, bu da tabii altını bir noktada tetiklemiş durumda. E, 1960 on seviyelerini geçemeyen altının bir anda 1979-1980 dolarlara geldiğini görüyoruz. E, dolayısıyla 1965'in üzerinde kaldığı sürece 1985 dolaron seviyeleri de tabii görülecek. E, 2000'e doğru bir hedefleme e, söz konusu ama bu biraz erken oldu. E, ben biraz daha hani... E, Ağustos ayı başlarında veyahut da Ağustos ayının ortalarından itibaren böyle bir hareketlik olmasını bekliyordum. Ama yine de böyle bir e, hareketlik var. Buna ayrıca işte G20 e, zirvesinde bir mutabakat sağlanamamış olmasında e, yansıması olduğunu da e, düşünüyorum. Dolayısıyla sadece faiz artırımları veya faiz artırımına pas geçmesi değil, aynı zamanda jeopolitik gerginliklerinde altın fiyatını yansıdığını dışarıda görüyoruz. Tabii içeride dolar tl'nin yansıması altını bir miktar yukarı çekiyor ve e, yeni bir zirveye ulaşıyor her gün. E, dün itibariyle e, 17, 1750 TL seviyedirli yeni bir zirveye geldik ki o da çok hızlı bir e, fiyat gelişmesi oldu. Aslında 1650-1700 bandında kalır diye düşünürken bir anda dolar e, TL'deki yükselişle beraber e, fiyatın e, yeni zirveye çok hızlı ulaştığını görüyoruz. E, vatandaş da bundan sonra işte bu ÖTV zammı akaryakıt e, e, zammının e, bütün... E, iğne edinip her şeye zam getireceği düşüncesiyle kendini e, bu zamlara karşı veyahut da paranın değerinin e, düşüşüne karşı koruma eğilimini e, yine hareketlendirdiğini ve yine e, alımlara devam ettiğini e, görüyoruz Hakan Beyciğim. Evet yani e, şu, Mehmet Ali Bey hakikaten şimdi G20'den kurul, bizdeki kurlara kadar ve faiz kararına kadar o kadar çok parametre var ki evet. etkileyen. Yani, Aynen. Siz birçoğuna değindiniz ve bunun içinde bir anlamda öngörülerinizi de ifade ettiniz ama ben şöyle bir temel senaryonuz nedir altında? Çünkü siz tam kalbindesiniz işin kapalı çarşıyı çok iyi nabzını tutuyorsunuz. Hem temel senaryonuz nedir hem de şu nokta bir öneriniz, bir tavsiyeniz olur mu yatırımcılara diye sormak istiyorum. Evet, özellikle bu hızlı yükselişlerde e, çok heyecanlanmamak lazım. Hızlı yükselişler e, bir düzeltme hareketi getirebiliyor. Biraz daha orada temkinli olmak gerekir. Ha, satış yapılabilir mi? Ee, risk almak isteyenler e, satışta yapabilir ama e, benim önünüzü göremediğiniz bir durumda bütün yatırım araçlarında satacağınızın yarısını satıp yarısını beklemeniz riskinizi bölmeniz anlamına gelir. Böyle bir e, davranış içinde bulunabilir diye e, düşünüyorum. E, ama bütün hadise yani vatandaşın bu kadar altına yönelmesi, diğer emtialara yönelmesi evet bir e, canlılık getiriyor belki e, e, iç piyasada enflasyon beklentisiyle. Ama bütün e, şu anda piyasanın veyahut da vatandaşın beklentisi ekonomide bir güven ortamının oluşması. Bu güven ortamının da icraatlarla oluşması e, beklentisi var. Sadece e, çok e, düzgün CV'ler e, ve... E, nasıl söyleyeyim e, itibarlı isimlerin e, bir yere kadar bu işleri taşıyabildiğini ama e, muhakkak ki bunun bir icraata dönmesi gerektiğinde e, e, güvenli önemli olduğunu düşünüyorum. E, zaten daha önce de sizinle konuştuğumuzda belirtmiştim. E, böyle hükümet değişikliklerinde, ekonomi yönetiminin değişikliğinde siz de çok iyi biliyorsunuz e, Merkez Bankası Bankası değiştiğinde piyasa bunları bir test ediyor. Şu anda bu test etme sürecindeyiz. Hakikaten Merkez Bankası bu dövizin yükselişini bu kadar müsaade edecek mi yoksa yeni bir haber gelip e, dövizde bir miktar geri çekilme bir e, yani dengelenme olacak mı? Bir anda bu 27 e, lira 50 kuruş olan doların tekrar 26 liraya gelmesi söz konusu olabilir mi? Tabii bunlar olabilir ama bunun için bir icraat gerekiyor. O bakımdan e, bir an evvel e, piyasanın beklediği bir güven ortamının e, ekonomi yönetimi tarafından, Merkez Bankası e, e, yönetimi tarafından sözlü ifadelerle, icraatlarla yerine getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ağzınıza, ederim. aklınıza sağlık.